Filinta projesinde yer almanın ve böyle görkemli bir işte başrol oynamanın neler hissettirdiğini soruyoruz Onur Tuna'ya. Öncelikle senaryoyu okuduğumda çok heyecanlandım. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de okumadığım bir senaryo vardı ortada. Aksiyon senaryosu, kronolojik olarak çok iyi tasarlanmış bir senaryo. Birçok katmanı var, birçok fonksiyonu var kendi içinde. Dolayısıyla heyecanlandım. Biliyorsunuz ki Kudret Sabancı hocamızdı. Kendisi de beni arayıp Onur böyle böyle bu işi beraber çekelim mi dediğinde o yapımcılarımızla beraber oturup ortak bir paydada buluşup bu projede çalışmaya başladık. Mutluyuz. Kimsiniz lan siz? Galata Zaptiyesi. Tutuklusunuz. Filinta Mustafa ve Onur Tuna iki farklı dönemde yaşamış iki delikanlı. Peki aralarındaki farklar ve benzerlikler neler? Benimle benzeşen tarafları Filinta Mustafa'nın insan oluşu. Dolayısıyla sevdiği insanlar için elinden geleni ardına koymaması, haksızlığa karşı mücadele ediyor olması. Onur'dan farklı olarak tabii ki bir zabitan yani bir polis olmasından ötürü bazı yetileri var. İyi dövüşmek gibi, silah kullanmak gibi ya da bir adım önceden düşünebilmek, biraz dedektif güdülerinin gelişmiş olması gibi. Onun dışında Mustafa ile Onur'un ortak bir yanı yok insani olmasının dışında. Mustafa nasıl bir karakter? Az önce dediğim gibi 19. yüzyılın ikinci yarısı ve Galata Limanı'nda veya Pera'da dönen kaçakçılıklar, cinayetler, hırsızlıklar gibi polisiye olguları epizodik olarak işleyen, bu durumları çözmeye çalışan bir Osmanlı zabitim. Şu pencereden bak bakalım bu it kimleri çağırmış. Kimseler yok burada. Birazdan düşerler Mustafa. Filinta, ünlü oyuncu kadrosunun yanı sıra her hafta ünlü bir oyuncuyu ağırlıyor. Bu konudaki görüşlerini dinliyoruz Onur Tuna'dan. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Her bölüm çok değerli, çocukluğumdan beri takip ettiğim insanlarla çalışma fırsatı buluyorum. Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Dolayısıyla projeye renk de katıyorlar.
Sabit bir hikayemiz zaten devam ediyor. Mustafa'nın bir tuzağa maruz kalmasından sonra ana kastımızla beraber oluşturduğumuz bir hikaye var. Ama bölüm oyuncuları epizodik olarak belli konular sunuyorlar bize. Onlar da kendi tarzlarında fantastik kahramanlar. Ve Mustafa ile bunlar karşı karşıya geliyorlar. Ve bence çok daha canlanıyor dizi. Ok yaydan çıktı Gıyasettin. Dönüş yoktur. Gıyasettin. Delirdin mi sen? Bu ne cüret? Nöbetçiyi çağırdığım anda kellen gider. Kumbas Büyük Sultanım. İşin içinde emniyet teşkilatındaki zabitler de var. Bize bir sene müddet verin. Bu kumbası çözelim. Bu pisliği temizleyelim. Başarılı oyuncu daha önce de farklı rollerde izleyici karşısına çıktı. Ama Filinta onun için bir başka. Bu role ne kadar sürede hazırlandı acaba? Öncelikle ne kadar zorlanıp zorlanmadığını sizin elinizde. Zorlandığım anlar oldu tabii ki. Çünkü az önce de dedim, çekilmemiş bir aksiyon işi çekiliyor ve bunun bir ön hazırlık safhası oldu benim için. Çek Cumhuriyetli Dušan Hajska ve ekibi vardı. Birçok Amerikan yapımında, Hollywood prodüksiyonunda yer almış insanlar. Bunlarla 6 ay yoğun bir sporsal faaliyetlerim oldu. Martial arts, dövüş sanatları üzerine çalışmalarımız oldu. Mutlaka herkesin bildiği tarih bilgilerinin dışında o dönemde insanlar sokaklarda neler yaparlar, nasıl konuşurlar, nasıl otururlar, fesi nasıl takarlar, püskülü nereye denk gelir, bu tarz araştırmalarımız oldu. Yani dolayısıyla zorlu bir dönem geçirdik fakat işimizi seviyoruz ve gerçekten arkasında durduğumuz, çıkardığımız şeyden keyif aldığımız bir iş var ortada. Ne kadar yorulsak da seve seve yapıyoruz. Son olarak Onur Tuna'nın TRT Avaz seyircilerine bir mesajı olacak mı? Öncelikle nasıl sürprizler bekliyor? Bunu izleyip görelim diyorum. Çünkü az önce de dedim, bölüm bölüm işlediğimiz hikayelerimiz var. Dolayısıyla tüyo verebileceğim bir nokta söz konusu değil. Fakat şunu söyleyebilirim seyircilerimize işle alakalı. Filinta bugüne kadar Türkiye'de denenmemiş bir işti. Ve başarıyla sonuçlandı. Sinema tadında, gerek teknik anlamda, görüntü anlamında, oyuncu büyüklerimiz, arkadaşlarımız, oyunculuklar anlamında şu an fantastik ve Avrupa veya Amerikan sinemasına daha yakın dozajda bir şey izliyorlar. Şu an kıymetini bilsinler. Peki TRT'de olmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Çünkü bugün en mantıklı halimle düşündüğümde Filinta gibi büyük bir prodüksiyona öncülük edebilecek bir kanal ve bu kadar büyük bir projeyi canlandırmamızda bize yardım ettiği için TRT ile beraber çalışmak benim için mutluluk verici.